Selamlar. Bir 10 aman 0-10 TL arası indirimlerde devam ediyoruz. İlk oyunumuz süpermarket. Türkçesi varmış. Ben bunu listeye alayım. Kaç liraya inmiş? 5 liraya inmiş. Yani süpermarket yönetiyorsunuz. Yönetim oyunu. Fiyatı 10 liradan 5 liraya inmiş. Pahalı değil yani o kadar. Şöyle görün hani bir şeyler satmaya başlıyorsunuz. Zamanla büyüyorsunuz. Tatlı değişik bir oyun. Türkçesi de var. Şaşırdım. Kolay kolay olmuyor ya. CTS X Large Platinum oyunu. Türkçesi yok mu? Yoktu. Yaması var mı? Hatırlamıyorum. 20 liradan 5 liraya inmiş. Tatlı değişik bir oyun. Hani ama olumlu çok olumlu değil zaten gördüğünüz üzere. 2013'te üretilmiş, 2013'te bir kere güncellemeyemiş, bitmiş. Çok saçma işte öyle olunca olmuyor yani oyun. Başka bir şey söyleyeceğim mi? Türkçesi yok demiştim zaten. Rustinia diye bir oyun. Oyunun ne oldu? Dikkatimi çekti bakmak istedim. Sırasında bir Alman U-Boot'u tarafından batırılan lüks bir okyanus gemisi olan RMS Rutuna'ya hoş geldiniz. Batırılan bir geminin şeyini mi oynuyoruz? Türkçesi yok. 6 liradan 4,49 inmiş. 4 liraya kadar inmiş hatta. İsterseniz öyle de yaparsınız. Onu alırsınız. Daha indirime girdiğinde alırsınız yani. Wildlands diye bir oyun. Ya bir saniye. Wildlands diye bir oyun. Bunu istek listesine ekle. 8.20'den 4.92'ye inmiş. Türkçesi yok. Build, değişik bir build yapma şekli herhalde. Build'ler yaparak oynayarak geliştiricisi oynuyor herhalde ha. Değişik bir oyun çözemedim. Sevimli adalar inşa ederek hayal gücünüzü serbest bırakarak ve kendi sevimli adanızı inşa ederek eğlenecek ve rahatlayacak topluluğun adalar inşa ediyormuşuz. Olur. Güzel bir oyun. Dursun listede bu da. Stronghold 3 bildiğiniz strateji oyunu. Türkçe yaması var mı? Türkçesi yok. Yaması var mı bilmiyorum. 49 liradan 4,90'a inmiş. Yani Age of Empires neyse bu da onların benzeri yani biraz farklı tarzı. Yanlış değilim değil mi? Orijinalinden 10 yıl sonra geçen Stronghold 3 Gold ödülü. 3. bölümde tıkam dolu hikayesini takip ediyor. Battı ölüm daha da acı ve çarpık hali geldi. Birliklerinizi toplayın ve Orta Çağ İngiltere'sini kurtarın. Ülke kurtarma oyunu gibi bir şey yani. Fiyatını bir daha söyleyeyim. 49 liradan 4,90 inmiş. Farm Life Simulator. Türkçesi var mı? Yok var. Bu da 49 liradan 4,90'a inmiş. En düşük 2,50'yi de görmüş ama onu da siz düşünün. İsterseniz alırsınız. Farming oyun işte. Her zamanki farming işi. Domates topla, şunu yap, bunu yap, götür sat. Öyle bir oyun. Hiç dakikada bu kadar 4 oyunu 5 oyunu mu anlattım ben? Medieval Tower, Medieval Trader Simulator Türkçesi yok. Bu da 49 liradan 4,90'a inmiş.
marketçilik oyunu gibi ama orta çağ zamanında. Türkçesi de yok. Öyle bir oyun. Ya güzel midir? Bence güzel olabilir. 3D Life Simulator vardı. Şu an 299 lira olmuş. Kendini böyle göklere çıkarmış bir oyun. Onun bir benzeri bu da. Market simülatör gibi bir şey. Çağda köyünde kendi dükkanınızı kur. 50'den fazla farklı orta çağ ürünü al ve sat. Ekonomiyi yönet. Dükkanda mobilya ve eşyaları %100 özgürlükle düzenle. Böyle bir oyun. Güzel tatlı bir oyun. Almak isteyene. Fiyatını söylemiş miydim? 49 liradan 4,90'aymış. Profesyonel Farm 2014, Farmer 2014 diye bir oyun. 24 liradan 4,80'e inmiş. Türkçesi yok. Ya aslında Farming Simülatör'ün daha farklılaştırılmışları diye düşünüyorum ben bunları. Güzel ama hani kötü bir oyun değil. Şimdi kötü bir oyun diyemeyeceğim oyunları. Hepsi güzel oluyor da biraz yorucu oluyor ama. Kendin sürme olayın çok yoruyor insanı. Bir yerden sonra. Öyle bir oyun. Sheltered. Türkçesi var mı? Yok. 24 liradan 4,80'e inmiş. Yer altında yaşama oyunu gibi bir şey yani. Hani kıyamet sonrası yer altında yaşıyorsunuz. Arada bir çıkabiliyorsunuz. Yani güzel bir oyun. Dediğim gibi 24 liradan 4,80 inmiş. Türkçesi de yok. Farklı değişik bir oyun. 911 operatör. Şehirle meydana gelebilecek yeni olaylar çözmek. Şimdi ekibinize acil durum taşıtları ve ekipmanları ekleyin. Hepsi temel versiyonda mevcut değil. Yani DLC mi satın al demek istiyorsun kısaca? Ne demek istiyorsun? Ya da şey mi? Direkt Türkçe. 7 lira. Kaç liradan 7 liraya inmiş? 24 liradan 7 değil pardon. 4,80'e inmiş. DLC'ler toplamda alırsanız 7. 10 oradan. 10,80'e hepsi her şeyini almış oluyorsunuz. Yani biraz değişik bir oyun. Güzel bir oyun. Yani isterseniz alabilirsiniz. Farklı. Giant Mechanis 2017. Ne alıyoruz burada? Dünyanın en büyük 7 endüstri makinesinin kontrolünü elinizde alın. 14 görev seferi sırasında Ground'un karlarını delecek. Karlarını delecek. Ormanın bozkırını sürecek ve güneşli ve kadar seyahat edeceksiniz. Bir uzay mekiği fırlatılarak sıkı çalışmanız tamamlanacak. Uzaya uzay mekiği fırlatma oyunuymuş. Yani bu oyunun böyle bir oyun olduğunu ilk defa gördüm. Türkçesi yok. 31 liradan 4,65'e inmiş. Yani değişik bir oyun. Farklı. Denemelük. Tatlı. Bir oyun. Ellerim ağrıdı. Karlar falan büyük makineleri kullandırıyor sana. Aynen şu dağ delme olayı var ya vur diye. 4,65 en düşük indirimiymiş. Water Simulator, Goat Simulator. Bir keçisiniz ve önünüze gelene dalıyorsunuz. Bu kadar net söyleyeyim. Başka hiçbir şey. Türkçesi var mı? Varmış. Ne işe yarayacaksa Türkçesi. Önüne gelene dalıyorsun. Sana arabalar çarpıyor. Öyle bir oyun. Gidip insanlara kafa atıyorsun. Oynamıştım. Game Pass'te var şu an herhalde. Oynamıştım bunu. Yani gidip insanlara kafa atıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun yani. Psikopat bir oyun. 18.50'den 4,62'ye inmiş. İsterseniz Game Pass'te. Ama 3 liraya kadar da inmiş. 3,60'a kadar da inmiş.
İsterseniz Game Pass'ten de 30 liraya satın alıp Game Pass'e 30 liraya üye olup bir ay boyunca yüzlerce yanında oyunla birlikte oynayabilirsiniz. Millete bulaşma oyunu işte kısaca ya. Mayna bir şey. City Life 2008. Bu da bir şehir kurma oyunu. Videosu yok zaten bunun. Türkçesi var mı? Yok. 18 liradan 4.50'ye inmiş. 3.60'a kadar da indiği olmuş. Eğer isterseniz 3.60'da falan alırsınız. Yani o size kalmış birazcık. Öyle bir şey işte bu da. Roller Coaster Tycoon 2. Yani park simülatörü denebilir. Yani park kuruyorsunuz. Öyle bir oyun bu. Park kuruyorsunuz ve oynuyorsunuz. Yani oyun olay o. Roller coaster kuruyorsunuz. İnsanın midesi bulanıyor. 18 liradan 4.50'ye inmiş. Türkçesi yok. Güzel, tatlı bir oyun. Bunu şeye satın almaya ekleyeceğim, sonradan bakacağım. Island Rough Survival 2021 Okyanus ismi. Raft'ın farklı bir versiyonu. Bir tane daha bir önceki videolarda farklı versiyon daha görmüştük. Bu da bu versiyonu. Direkt Türkçesi de var, güzel. Dör 6.20'den 4.34'e inmiş. Ben bunu sepete ekleyeyim de unutmayayım. Türkçesi de var. Bunları çünkü bir yere yazacağım. Sonradan karar vereceğim alıp almayacağım. Star Wars Dark Forces. Play Pro'da varmış. Fiyatı 11 liradan 4.2'ye inmiş. Türkçesi yok. Değişik bir oyun. Farklı bir oyun. Sevenine. Sevene elveda, sevmeyene güle güle. Model City, model bir city kuruyorsunuz, yani değişik bir oyun aslında. Bakılabilir. Şehir kurma, gene her zamanki bir şehir kurma. Tamir şeyleri. Orman, bahçe kuruyorsun. Farklı bir oyun. Türkçesi var mı bakayım, yok. 3.91. 2.87'ye kadar inmiş. O zamanı bekleyip 2.87'ye de alabilirsiniz. Farming Life. Bunun Türkçesi yok. 18.50'den 3.70'e inmiş. Farming, gene farming simülatörün bir farklısı. Güzel mi derseniz, hani bence güzeldir. Ama işte Türkçesi biraz daha böyle şeyden yönetim ama. Bakın bu farklı yönetim, o var. Yani böyle tepe bakış. Böyle o da güzel yani. Araçlara garaj yapıyorsunuz falan. Türkçesi yok. Söylemiştim. Lift 4 Lift 4 Dead 2. Blablabla söyleyemedim. L Ford L D2. Zombilerin istila ettiği dünya bizi bekliyormuş. Türkçesi var. Ondan sonra fiyatı 18.50'den 3.70'e inmiş. 3.10'a kadar indiği de olmuş. 3.10'a da alabilirsiniz. Iyy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 
duymuştur belki. Fiyatı 18 liradan 3.60'a inmiş. Türkçesi var. Ya vücudunuzu kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Öyle bir şey vardı oyun. Sağa yamuluyorsunuz, sola yamuluyorsunuz. Bunu kontrol etmeye çalışan bir kişi, bir oyun. Şu tipsiz arkadaş biziz yani. Öyle bir oyun. Güzel tatlı bir oyun aslında. Bir yer almış oyuna bak geri iade etmiştim oynamayacağım diye. Çok oynayamam diye. Strong Gold
Crusader HD. Son merakla beklenen Stronghold Crusader HD zorlu yapay zeka rakipleri yerine birimlere 4 tarihi seferine ve 100'den fazla çarpışma göreviyle size Haçlı seferleri sırasındaki tarihi savaşların ve kale kuşatmalarının içinde bırakıyor. Fiyatı 18 liradan 3 liraya inmiş. Değil mi? 18 liradan 3.60'a inmiş. Türkçesi var mı? Yok. Bir diğer oyun Stronghold HD. Gene aynı mantık. O da neymiş? Tarihi kaleleri tasarla, inşa et ve yıkma şansı sunuyor. İki tek oyunculu. İki tek oyunculu seferden birinde yapay zekaya ya da online olarak 8 kişiye kadar rakibe karşı ortaçağ savaşlarına katılın. Yok artık. Türkçesi yokmuş. Bunun da fiyatı 11 liradan 3.30'a inmiş. Bu da güzel bir oyun. Öyle yani. Trader Shop Simulator. Bakkalcısınız. Bildiğiniz bakkalsınız ve hani de döner yapabiliyorsunuz. Sonuçta biradır, yiyeceklerdir, içkimsi bir şeylerdir, sudur, şekerdir, cipstir satıyorsunuz. Ama şöyle bir yanı var oyunun. Çok sinir bir yanı. Beni gerçekten sinir etmişti. Sürekli size saldıran bir yapı var. Türkçe bu arada fiyatı 32 liradan 3 lira 20 kuruşa düşmüş. Ve hani sürekli size saldıran birileri var. Sürekli saldırıyorlar. Hani 5 günde bir, 6 günde bir geliyor saldırıyor ve ya ölüyorsunuz, yaralanıyorsunuz, kurtuluyorsunuz. Hani sigortanız varsa yaralanıp kurtuluyorsunuz, yoksa ölüyorsunuz, sıfırdan başlıyorsunuz. Öyle bir saçmalığı olan bir oyun. Birazcık deli diyor yani oyun. Öyle bir oyun işte. Kendini büyük bir suç örgütünden korunmak için geliştirin, silah satın alın, mevcut tüm iş türlerine katılın diyor. Yani hani böyle sanki şey gibi ama simülatör, hani böyle bakkalcılık yapıyormuşsun gibi hissettirmeye çalışıyor oyun sana ama aslında öyle değil. Gerçekten sizi yoruyor. Ben size bunu söyleyeyim sadece. Başka bir şey söylemeyeyim. Türkçesi var. 3.20'ye kadar inmiş. Almak isterseniz. Yani ben olumsuz yorum yaptım bu arada buna. Gerçekten saçma. Yoruyor yani. Hani 20 günde ayda bir gelmiyor. Sürekli geliyorlar. 5 günde bir 5 gün. Tam ekonomini topluyorsun. Hop cam kırıldı. Şu kırıldı. Bu kırıldı. Yeniden yap. Farm Manager 2018. $32'lardan 3.20'ye inmiş. Direkt Türkçesi var. Güzel bir oyun. Ayrı paketler de var. İsterseniz onları da satın alabilirsiniz. Tepeden yönetme böyle. Yönetme direkt yani oyun içinde birincil şahıs olarak oynamıyorsunuz. Tepeden oyunu yönetiyorsunuz. Güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Demolish the Build 2017. Yıkım oyunu tamamen. 31 liradan 3.10'a inmiş. Türkçesi var mı? Yok. Tamamen yıkım zaten. Her şeyi yıkmanızı istiyor. Öyle bir oyun. Güzel, değişik bir oyun. Oynamıştım zamanda. Free Mayhem diye bir oyun. Şu şeyleri, eşleri birleştirme oyunu gibi bir şey. Türkçesi yok. Bakayım. 30 liradan 3 liraya inmiş. İsterseniz alırsanız. Değişik, farklı bir oyun. 20 Minute Metropolis The Action City Builder. Şehir kurma oyunu. Türkçesi yok. 5.99'dan 2.99'a inmiş. Yani bu da bir nevi şehir kurma oyunu. Farklı şekilde bu da. Yani çok olumlu değilmiş zaten. İnsanlar beğenmemiş. Trinwell. Hani renk belli. Mesela kırmızıyı kırmızıya götüreceğim. Moru mora götüreceğim. Farklı bir oyun. Tren trafiğini yönetiyorsun. 18 liradan 2.70'e inmiş. Güzel, tatlı bir oyun. Türkçesi de var isterseniz. Beholder.
Oturduğunuz binadaki insanları millete şikayet etme. Daha doğrusu millete değil, pardon. Devlete ispiyon etme oyunu. Devlete karşı yani kötü işlere bulaşan, işte içmek yasaksa onu şey yapıyorsunuz, gidip kamera takıyorsunuz falan. Ya da 18 liradan 2.70'e inmiş. Game Pass'te falan varmış, çıkmış artık. Türkçesi de direkt var. Böyle bir oyun. Bu da böyle. Yani eğer suçluyu bulursanız da hani gelip polisler alıp götürüyor yani direkt. Ama siz bir şey beceremezseniz polisler sizi alıp götürüyor. Öyle de bir şey var. Robot neymiş? Robot Squid Simulator. Robotsunuz. Seçkin bir pilotu olan kendinizi kontrol edeceğiniz özel uzaktan kumandalı robotlar kullanın. Koşullar nedeniyle doğrudan insanlar tarafından gerçekleştirilemeyen en zor görevlere uğraşın. Ha, robot simülatör işte. Türkçesi yok. 24 liradan 2.40'a inmiş. İstek listeme koyayım dursun la, belki bir gün bakarım. Böyle işte. Bu indirim şeyi de böyle bitsin. Müzik de gene bitmiş. Dalınca duymuyorum. Değerlisem yalan olmaz. Böyle bir oyun bu da. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Eğer oyunların neydi? Şeylerini bulursanız, Türkçe yamalarını bulursanız altta paylaşabilirsiniz. Link paylaşamayacak olursanız da Discord'a gelip oradan bana söylerseniz ben linki paylaşırım o oyunda. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.